Dün biliyorsunuz dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere çevrilmişti. İkinci kez yapılmıştı o müzakereler. İlkinden bir sonuç çıkmamıştı. İkincisinde ise en azından bazı açıklamalar yapılmıştı öncesinde. Ateşkes masada olacak diye. Tam ateşkes kararı çıkmadı ikinci görüşmeden de. Fakat alınan kararlara göre taraflar sivillerin tahliyesi sırasında geçici ateşkes uygulayacak ve insani koridor oluşturulacak. Üçüncü tur müzakere için de anlaşma sağlandı. Tahminen hafta başında görüşme yapılacak. Rusya ve Ukrayna heyetleri savaşın gölgesinde ikinci kez bir araya geldi. Ateşkes anlaşmaları ve sivillerin tahliyeleri müzakere masasına yatırıldı. Müzakere alanına önce Rus heyet vardı. Toplantının yapılacağı alana Ukrayna heyetinin de gelmesiyle kapılar kapandı. Görüşmeler başladı. İki heyetin ortak aldığı tek karar insani koridorlarla sivillerin tahliye edilmesi oldu. Ateşkes anlaşmasının ise sadece sivillerin tahliye edilmesi sırasında geçici bir süreyle uygulanacağı bildirildi. Müzakerenin bir kısmı için karşılıklı anlaştık. Fakat bugün çözülen asıl sorun askeri çatışma bölgesinde bulunan insanları, sivilleri kurtarmaktı. Taraflar sivillerin tahliyesi için insani koridorların uygulanması ve tahliye sırasında uygulanacak ateşkes konusunda anlaştılar. Bu bence önemli bir ilerleme. Öte yandan üçüncü bir müzakere içinde fikir birliği sağlandı. Yeni görüşmenin gelecek haftanın başında yapılmasına karar verildi. Thank you.